Cep telefonlarına indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i telefondan abdestsiz okuyabilir miyiz diye sormuşlar. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak caiz değildir. Veya Kur'an ayeti yazılmış olan bir levhaya veya bir kağıda Kur'an ayetinin bulunmuş olduğu bölgeye abdestsiz ellemek caiz değildir. Peki elektronik olan işte tablet gibi bilgisayar veyahut da işte cep telefonlarındaki Kur'an ayetlerine de tutmak bu kabilden midir değil midir? Tabii öncelikle şunu ifade edelim ki eğer bu kapalıysa yani içine Kur'an-ı Kerim yüklediniz ama hakikatte şu anda kapalı olduğu için o program zuhur etmiyor, gözükmüyor. Evet, yani ekranda Kur'an ayetleri yok, Kur'an harfleri yok. Yani dolayısıyla böyle bir telefona veya böyle bir tablete abdestsiz tutulur mu? Onun abdestsiz tutulacağında ittifak vardır. Herhangi bir görüş farklılığı yoktur. Peki orada programı açıp da Kur'an ayet-i kerimeleri gözüküyorsa, gözüken o ayetlere abdestsiz tutmak caiz midir, değil midir konusunu ele alacak olursak, yine burada bir parantez açmak istiyorum meseleye girmeden önce. Uygun olan cep telefonları gibi, elimizin altında olan, cebimizde olan veya işte fazla aldırış etmediğimiz bir takım alet ve edevatlara Kur'an-ı Kerim gibi hürmet etmemiz gereken şeylerin yüklenmesi uygun değildir. Bunu başta söyleyelim. Evet. Ama uygun değildir derken haramdır manasında bunu söylemiyorum. Caiz değildir manasında da söylemiyorum. Sadece saygıyla alakalı, edeple alakalı çerçevede baktığımız zaman uygun olmadığını ifade edebiliriz. Evet. Peki buna rağmen insan yüklese buna bizatihi açıkken abdestsiz tutabilir mi, tutamaz mı? Bu konuda muasır olan ilim adamları konuyu tahkik ederken, incelerken iki farklı görüş serdederler. Birinci grup işte normalde Kur'an-ı Kerim harfleri nakşedilmiş. Yani kağıda veya bir levhaya nakşedilmiş olmalı ve nakşedilen o hurufatı ellemenin caiz olmadığından bahsedilir. Dolayısıyla aksetme yönüyle yani bir yerde hakikatte huruf nakşedilmemiş ama oraya aksediyorsa o akseden bizatihi hurufat olmadığı için oraya tutmakta bir mahsur olmadığından bahsederler. Dolayısıyla cep telefonları gibi elektronik aletlerdeki Kur'an harflerinin gözükmesi akisten ibarettir. Bir nevi ayna mesabesindedir. Dolayısıyla gerçekte orada bir nakış olmadığı için buraya tutmakta bir mahsur lazım gelmeyeceği ifade ediliyor. Evet. Ancak diğer grup ise bunun tam aksine diyorlar ki nakşetmek her zamana göre değişebilir. Bir zamanlar işte divitle yazılıyordu, kamışla yazılıyordu. İşte belli bir zaman sonra kalemle yazılıyor. İşte daha ileriki zamanlarda lazerle yazılıyor. Elektronik malzemelerde işte parmağını dokunduruyorsun, o şekilde yazıyorsun. Neticede bu bir yazıdır, bir nakıştır deniyor. Ve o nakış orada var ise, yani onun silinebilir olması orada bir nakış olmadığını göstermez diyor. Normalde kurşun kalemle de siz Kur'an ayetini bir deftere yazacak olsanız orada ayet vardır ama evet, silinmesi muhtemeldir, silebilirsiniz. Ama onun silinmesinin meşru olması yani silinebilir olması o ayet-i kerime orada yazılırken tutmayı meşru kılmaz. Dolayısıyla ekrandaki o aksin de gidebilir olması ki bu bir nevi silmek olarak değerlendiriliyor. Onun tutulmasının meşru olduğunu anlaşılmaz, göstermez ifadesini kullanarak deniyor ki eğer orada Kur'an harfleri var ise ona tutmak caiz değil. Yani o içeridedir, dışarıdaki işte kabıdır şeklinde değil çünkü o bir bütündür. Bu manada bakılıyor mesele. Dolayısıyla bunun tutulmasının caiz olmadığı ifade ediliyor ikinci grup olarak. Peki ne yapmak gerekir? İhtiyaç sadedinde yani bu konu ihtilaf edilen bir konu. Evet. Tabii her şeyden önce yeni bir mesele olması hasebiyle. Ve ibadet bahislerinde özellikle abdestle işte yani bir taraftan tutulması caiz olacak, diğer taraftan caiz olmayacak, haram olacak. Ve kural niteliğinde اِذَشْتَمَعَ الْمُحَرِّمْ وَالْمُبِهْ غَلَبَ الْمُحَرِّمْ yani bir konu hakkında helallilik ve haramlılık karşılaştığı zaman bir itibarla helallilik, diğer bir itibarla haramlılık veya birileri orada caiz olduğunu, diğerleri ise caiz olmadığını ifade ediyorsa biz bu gibi yerlerde caiz olmamayı almanın asıl olduğu ve ihtiyat olduğu dillendirilmiştir fukaha tarafından. O yüzden bundan kaçınılması elzemdir, gereklidir diyoruz. Yani abdestsiz bir şekilde Kur'an programını açıp da orada okumak uygun değildir. Tabi okumak derken tutmak uygun değildir. Çünkü abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabilir. Evet. Ezbere okunabilir.
cünüp olduğu zaman veya adetli olduğu zaman bir bayanın okuması da caiz değildir. Ama cünüp değil ise, sadece abdest ise ezberinden okuyabilir veya masanın üzerine durduğu halde okuyabilir. Ama onu tutması bu manadaki ihtilaftan kaçma adına tutmamasını tavsiye ederiz. Hocam bir de bu çocukların bazen hani harfleri, Arapça harfleri öğrenmesi adına yapmış oldukları bazı şeyler var. Onlar da mesela elif harfini tanıtıyor. Bir kağıtta yapılmış sadece bu ama herhangi bir şekilde ayet yok veya farklı bir şey yok. Sadece harf olarak var. Evet, yani o hurufat, Arap harflerine belki hürmet güzel bir şeydir ama güzellik mahiyetinde bunu söylenir. Neticede Kur'an değildir o. Dolayısıyla yani ona abdestsiz tutmak veya onun yerde durması fıkhen haramdır diyemeyiz. Evet. Yani öyle dedikten sonra işte diyelim ki ana dili Arapça olan bir memlekete gittiğimiz zaman gazete, mecmualar vesaireler hep Arapça yazılmıştır. Onlara abdest tutmak caiz değildir şeklinde bir algı kimse söylememiştir. Evet. Böyle bir şey yoktur. Tabii hürmet mahiyetinde belki Arapça ibare yazan şeylere biraz daha hürmet göstermek güzeldir. Ama bu tabii tavsiye niteliğindedir. Bizim talebelik yıllarımızda Allah selamet versin Musa dayımız vardı. Bize hizmet ederdi işte medresenin maişetini vesaireliğini giderdi. Rabbim sıhhat selamet versin. Ondan mesela biz biliriz sokakta yürürken yolda işte çikolata kapları gördüğü zaman alırdı onları basılmayacak bir yere koyardı. Sorardık onu Musa dayı niye böyle yapıyorsun? İşte bize arkasını gösterdi o içerilik bölümünde Arapça yazılar var. Oysa o Arapça yazı içinde neler var onu söylüyor muhteviyatıyla alakalı. Yani dini bir şey değil ama tabii onu bir hürmet olarak yapıyordu. Tabii bu bir fıkıh değildir her şeyden önce. Yani böyle yapılması lazımdır değil. Ama o kişinin samimiyetinden kaynaklanan bir eylemdir. Yoksa illa böyle yapılması gereklidir denmez. Evet hocam.